AK Parti'nin İstanbul'un Kağıthane ilçesi için belediye başkanı adaylığı açıklanan Mevlüt Öztekin, CNN Türk muhabiri Emrah Çakmak'ın sorularını yanıtladı. İzleyelim. AK Parti'nin Haliç Kongre Merkezi'nde adayları açıklandı. 39 ilçenin belediye başkan adayları, Cumhur İttifakı'nın da dahil olduğu adaylar artık yerel seçim çalışmalarına başlayacaklar. Şimdi yanımızda AK Parti Kağıthane Belediye Başkan adayı Mevlüt Öztekin var. Halihazırda kendisi mevcut başkan. Yeniden aday gösterildi. İsminiz açıklandı. Önce görüşlerinizi, sonrasında yeni eğer seçilmeniz durumunda o 5 yılda neler vaat ediyorsunuz? Evet, teşekkür ediyoruz öncelikle. Kağıthane'mize, İstanbul'umuza hayırlı olsun diyorum tekrar. Tabii AK Parti belediyeciyle beraber yol yürüyoruz. 2019 yılında göreve geldiğimizde seçim öncesi söz verdiğimiz 53 projenin çok üzerine çıkarak yüzlerce proje hayata geçirdik. Ve önümüzdeki süreçte de inşallah vizyon projemize beraber yolumuza devam etmiş olacağız. Kağıthanelerimize, hemşirelerimize teşekkür ediyorum. Bizlere yoğun bir destek veriyorlar. Ve 31 Mart akşamında da ilçemizden çok iyi bir oyla beraber tekrar seçeceğimizi görüyoruz. Ve seçtikten hemen sonra da Murat Kurum Başkanımıza beraber yol yürümeye devam edeceğiz. İstanbul'da da inşallah gönül belediyeciliği dediğimiz ve gerçek belediyeciliği kazanacağını görüyoruz. Ve biz seçim öncesi çocuklarımıza, gençlerimize, büyüklerimize, engellilerimize, sokak hayvanlarına kadar, tüm canlılara kadar hizmetlerde bulunmuş olduk ve bunları da bu dönem hayata geçirdik. Önümüzdeki süreçte özellikle olası bir afet öncesi İstanbul'umuzu, ilçemizi hazırlamak istiyoruz. Biz bugüne kadar birçok çalışmalar yaptık ve bu dönem içerisinde 10 bine yakın yeni kontrol ettik. Bu da yaklaşık 40 bin insanın artık 5 yıl içerisinde yeni ve deprem dayak binalarda oturduğunu göstermiş oluyor. Ve 2000'den bugüne kadar da ilçemizin her 160'ına yakını dönüştürmüş olduk. İnşallah önümüzdeki süreçte de çok hızlı bir şekilde dönüşüm tamamlayarak olası afetlere karşı da çalışmamızı tamamlamak istiyoruz. Dirençli bir kent oluşturmak istiyoruz. Bununla beraber de güvenilir, herkesin mutlu yaşadığı, çocuklarımızın mutlu yaşadığı bir eğitim hayatının iyi olduğu bir ilçe oluşturuyoruz. Ve seçimle beraber de inşallah 30 Mart akşamında da ilçemize ve İstanbul'a hizmet edeceğiz diyorum. Sizlere de kolaylıklar diliyorum. CNN Türk ekibine teşekkür ediyoruz. Hayırlı olsun diyorum tekrar. Biz de sizlere yerel seçim çalışmalarınızda başarılar diliyoruz. Sonucu 31 Mart akşamı hep birlikte göreceğiz. İyi çalışmalar.